Kanka bitti mi araba? Ha, videom çıkıldı. Abi sen araba bitti, abi, gönderiyorsun. Abi ben gelmeyeceğim, o koyacağım ya, artık. Ooo tamam, koy abi ya. Gönderiyorsun arabayı. Başından atıyorsun. Evet. Şey gibi, mumyaladık. Ben diyor bu kadar yapıyorum. Aynen abi, benden bu kadar. Elimden gelen budur. Evet. Araba şimdi Fatih abiye gidiyor. Oraya gidecek. Şanzıman takarak elime gidecek. Sende bütün işleri bitti herhalde. Birçoğu bitti. %80. Evet, %10 kablolama kaldı. %20. Bak, tesisat değil, kablolama. %20 yalnız. Şey, birkaç tane parça takacaksın ya da onlar da var. Bu da videolama mı? Ha? Bu da videolama. Bu da videolama. Oğlum abi, frenleri yapacaksın ya. Onu diyorum. Onlar kolay işler abi. Dur oğlum. Zevenk ya. Frenler kolay ya. Tamam, %10 kablolama, %10. Beni kırıyorsun ya. Beni niye kırıyorsun? Tamam, seni kıracağım ve kendi kafamı kırıyorum. Estağfurullah, öyle şey yapma. Herhalde bu ay sonunda biter. He. Öyle gözüküyor. Sen zaten tatile çıkacaksın sonra. Tatile değil. Gideceğim. Sıramda gideceğim, geri geleceğim. Tamam. Buradayım. Üçüncü ustalık belgemi alacağım. Oo güzel. Bu usta mı peki şu? O master. Master yani. Her şeyi sökmüşsün. Gönderirken her şeyi söküyorsun herhalde. Ya şöyle tamam. Şimdi abi. Gidecek oraya bu motor, tamam. Komple da aşağı inecek. Evet. Yani zaten sökülecek. Aha burada, bunun içinde çukur şey. Yani zaten bu sökülecek. Ya hadi bırakın şu kamera ifşa işlerini de hadi. İş mi yapalım? Hadi Twitter'da seni trend topic yapacağım. Atağın ilgili ifşa. Hemen durdurdu kamerayı. Hedersimiz burada. Keşke elinle ellemeseydin. Kaşınacaksın aslında. Allah Allah. Hadi. Niye kaşınacağız lan? Bu ne, kaşındırıyor mu? Tabii inanılmaz kaşındırır. Çünkü içindeki fiber kardan yapılmış. Kaşınmadım ama şu an. Şimdi değil. Birazdan mı? Bir 15-20 dakika sonra kaşındırır. Çünkü o elinin içine batıyor, ince ince fark etmiyorsun. Allah Allah. Elimizi yıkayalım. Bunu sararken de ıslatıp sarıyorsun bu arada. Genelde de bilinmez bu. Bilinmezler de bugün mü? Islatarak böyle çekerek balık çekermiş gibi. Olta geldi mi? Geldi. Şşt. Şunu da çeker miyiz? Panda performans. Tişört yaptıralım mı? Yaptıralım. %10 koduyla. %10 atalım. Fatih abinin oraya getirdik aracı. Burada şanzıman takılacak. Burada herhalde bir haftalık falan bir işi var. Komple kablolaması takılacak. Sonra içindeki eksikler takılacak. Devam. Serbest. Fatih abinin yanındayız. Ford MK projemiz devam ediyor. Şu anda şanzıman takılıyor ve alt takımı komple söküldü. Yeniden yapılmıştı, söküldü. Boyaya gitti, boyadan geldi ve size onları göstereceğim. Neler yapıldığını hep birlikte bakalım. Şimdi bu arabada arkadaşlar sabit aks vardı. Komple orijinal aksi kendine göre sabit çalışıyordu. Yani bağımsız değildi. Makaslıydı. Sonra Fatih abi bunu E36'ya çevirdi. Evet. Çok kolay bir iş değil, öyle anlattığın kadar basit değil. Malzemeler orada bak, görebilirsin. Basit olmayanı anlat o zaman. Zor olanı anlat. Ama görseler daha güzel olurdu. Şimdi çok idrak edemeyecekler. En son bitince zaten evet, gösteririz. Ben göstereyim. Buyuracağım. Ver. Normalde coilover falan yoktu. SD coilover'a döndü. Zaten bunu birinci videoda söylemiştik ama altını gösterememiştik sizlere. Buraya neden geldi? İkinci seçenekte şanzıman takılıyor. Şanzıman da burada yerde. Fatih abi ayarlamasını yapıyor. Eski çıkan şanzıman bu. Bu normal BMW şanzımanı. Ama Honda'ya göre şuraya bir plate takıp uyarlamışlar. Kesilmiş, kaynatılmış. Normalde... Normalde araya bir flanş yapıyorlar değil mi? Yani doğrusu olur. Bu tam merkezi yemezsin çünkü. Bu bir seçenek ama doğru bir seçenek değil. Yani daha bu araba beygirli olsa o patlatıyor zaten. Hem patlar hem de arabayı yatak bile sarabilir yani. Merkezi yemedi. Burada dediğimiz gibi BMW diferansiyeli. Bunlar komple söküldü, boyandı. Daha önce alıştırması yapılmıştı bunların. Aksları falan da burada şimdi. Bir de bunun ön takımıyla ilgili bir şeyler yapılacak. Öne coilover gelecek buralara. Sonra motorda bir şey var. Bir yamukluk falan var. Direksiyon kutusu değişecek. Motorun yamukluğu düzelecek.
Motorda çok hafif bir yamukluk var, evet, onu düzeltecekler. Motor kulakları biraz zayıfladı. Sonra çok basıyor. Anladık. Şimdi arkası boş, çok sallanır motor ama şanzıman üzerindeyken, arka kuyruk bağlıyken bile motor hareket ediyor ileri geri. O yüzden bu kulaklar buna yeterli değil. Onlar yeniden düzelecek. Şu böyle amortisörler değişecek. Evet, onlar da coilover'a çevrilecek. Şu viraj demirleri falan herhalde düzelecek. Yani bunlarda da hafif bir yamukluk var. Yamukluk var aynı zamanda çok. Bir yerleri çok güzel değil. Evet. Kaynatırken güzel kaynatmamışlar. Biraz daha kalın bir sajdan yapılacak büyük ihtimal. Normalde belki de yapılırken yolda kullanılacak diye yapılmış ama şimdi yarışmaya karar vermiş. O yüzden her şeyin çok sağlam, kolay değişilebilir, tamir edilebilir olması lazım. Şanzımanın ön tarafı takılmış galiba. Şanzımanın içi toparlandı. Burası plate'i işledi, demin bahsettik ya. Hı hı. Sequential'la K24'ün plate'ine göre bir tane parçası geliyor. Afe'nin. İçerideki debriyaj, ondan sonra baskı işleri halledildi. Almış olduğumuz bir tane şey var. Pedal box var. İçeride o da bakabilirsin. Onu zaten göstereceğiz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu çıkan şaft da değişecek. Yani tek parça olacak. Tek parça olacak. Arada şey olacak değil mi? Yok. Neydi? Ara parça. Ara parça. Planımız öyle. Daha ona geçmedi ama. Reis geldi. Bunu Fatih abiye sor. Fatih abi, şaftı tek parça mı yapacağız? Yine aynısını mı? Tek parçayla. Tek parçayla yapalım. Tek parça olmayacakmış, onu da öğrenmiş oldum. Şanzımanın devamını burada. Şu şanzımanın devamı. Ve dediğimiz pedal box da burada. Fatih abi bunun şanzımana göre ayar yapıyor. Pedalı monte etmeyeceğim zaten de. Şimdi alttan ben kendim böyle bir sistem yaptım. Şey yapayım da şu devreci bir göreyim diye. Şimdi burası biraz karışık. Şimdi ben ayar yapıyorsun herhalde. Bir de arabaya indirmeyeyim diye şuradan şey yapacağım. Şu debriyaj ayırıyor mu ayırmıyor mu ona bakacağım da. Merhaba arkadaşlar. Hava alması işi biraz sıkıntı olabilir. Niye? Çünkü yukarıda şey yok. Sökeceğiz şimdi bir görelim. Orada bir rekor gibi bir şey alıyoruz havamı. Onu yukarıdan ana çıkartacağım. T yapacağım. Evet. Ne yaptın? Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyi görüyorsunuz? Mutluluk çubuğu. Doktoru burada. Mutluluk da Fatih abi veriyor. Doktor bey. Takan doktor burada. Şu an kızdı. Yok, niye? Kısma bakışını yaptı. Uroloji, yani. uroloji uzmanı Fatih Çelik. Ne yapıyoruz? Mutluluk çubuğu yaptık. Şak diye koydum oraya, görüyor musun? Helal olsun sana be. Hadi. Lak lak yapma, işini yüzünü yapsın. Her derdimizi çözüyorum. İş zamanı. Ha? Ya! İşleri. Bugün ekmek çok satmış, o yüzden. Sabah 4'te 3.30. 3.30'da yaklayız. Şimdi şanzımanımız yerine takıldı. Fatih abi buraya bir ayak yaptı şanzımanı tutması için. Konumlandırmasını falan, şimdi ayaklarını falan ayarladı. Şimdi motor kulaklarını ayarlayacak. Motor yamuk duruyordu, onu da düzeltip semtine getirecek motoru. Ön viraj demirlerinin bu pletlerini beğenmedik. Bunlar düzelecek. Karteli modifiye yapılacak. Kartel değişik. Karter viraj demirine çarpıyor. Viraj demiri zaten doğru pozisyonda değil. Çaprazda çalışıyordu böyle. Dik olması lazım. Çapraz olduğu için hiçbir manası yok yani viraj demirine durması. Onun pozisyonu yeniden düzeltilecek. Viraj demirine de çok yakın. Özel ön tarafına ufak bir tadilat. Tam da içine de bakacağız. Şnorkelin de tam içine durması için belki birkaç değişiklik yaparız. İçine baktıktan sonra Fatih abi karar verir. Ön amortisörler değişecek. Şimdi buradan videonun startını veriyoruz. Aliş'le birlikte bir önceki dakikalarda arabanın nerede olduğunu izlediniz. Fatih abi de şanzımanı takıldı. Sıralı şanzıman takıldı. Alt yüreğini yapıldı. Tekrardan boyandı. İşte ön takımı yapılmamıştı. Farklı bir direksiyon kutusuna geçildi. Viraj demirin yeri değişti. Motorun konumu değişti. Çünkü motor yamuk duruyordu biraz. Onu Fatih abi ayarladı. Aliş'in yanına geldi. Şimdi Aliş'le birlikte. Aliş diyorum hep kanka, sana gel. Bu arada arkadaşlar biz Ali ile videolarda kavga etmiyoruz. Yazıyorlar ya. Öyle yansımış da öyle bir şey yok abi. Ben eğlenerek şey yapıyorduk yani o sırada. Öyle bir şey yok yani. Yani çok da takmamak lazım ama niyeyse arkadaşlar öyle anlamış olsun. Yapacak. Şimdi motor içini gösterelim. Şimdi. Ben tuttum. Bırak abi. Çubuğu söktüm çünkü şey pastaydı biraz. Evet. Şey baştan boyanacak türlü siyah. Ondan sonra tekrar geri takacağım. Kablolamak için yerine koymuşsun, konumlandırmışsın. Aha. Ya ilk başta biraz şurada söylemiştim video çekerken.
dedim yani şu kısımdaydı, şu şurası en mantıklı kısım oldu. Bunu ne diye yaptın? Kablolama hani buradan ya, geçerken bir sıkıntı açmasın diye. Onun birkaç tane sebebi var. Şöyle izah edeyim. Oradan mı başlayalım? Tamam hadi. Nereden başlamak istersen başlayabilirsin. Ben hani burada gözüme takıldığı için direkt başlayalım aslında. Şöyle yapalım. Şunun amacı hem aslında zaten şeyi sardık. Manifoldumuzu D'nin egzoz sardıkları sardık. Ama yine de bu ısınacak. Yani şu şey işe yaramıyor. İşte komple dışarı ısıyı kesmiyor bu. Belli bir miktarda. Kalan ısıyı da buradan geçeceği için. Fazla arkaya mesela istek orada bir duvar oluşturmak istedim. Aynı şekilde şu da onun için. Evet, ısı yalıtımını da yapmışım. Ya yine ısınıyor. Bu sefer kaputta işte boya moya ıvır zıvır patlıyor belli bir süre sonra. Şöyle bir olmasın diye. Kılıççılık yapmışsın. Şöyle. Zırh abi. Aynen. Şöyle. Adana emanet şeker gibi. Tamam. Güzel olmuş. Böyle bir boya da yaptırmışım. Ya bunun amacı şu, atıyorum mesela yarışta biri senin geçti ya, örnek veriyorum. Canı evet. Sıkıldı abi. Tamam, bunu böyle direktman çekip böyle birine sallayabilirsin. Güzel olmuş vallahi. Tabii. Güzel. İnce düşünmüşsün. Benzin hatlarını, raylarını yaptın. Benzin hattı şöyle. Eskisini hatırlarsın abi. Şuradan. Evet, şuradan yerden, tek bir tane çıkıp buraya giriyordu. Şuraya bir plet kestim, yaptım. Yine bu da boyandı. Oraya işte altına bir conta ile beraber pelç pelçin dedim. Birisi geç, birisi dönüş olarak şu an benzin portumuz orada. Hı hı. Bir nevi kasa geçişi. Ayetan buradan geliyor, tamam mı? Rayımıza giriyor. Tekrar geri dönüyor. Üstten regülatöre. Oradan tekrar geri arkaya gidiyor. Ayetan D'nin işte fire seliviyle kapladım. Hı hı. İçinden geçirdim daha doğrusu. Bunun da amacı şimdi bizde aslında benzin ısısı diye bir kavram var. Çok kişinin umurunda mı pek bilmiyorum ama önemli bir detay. Benzin ne kadar soğuk olursa o kadar daha yanma şeyi daha iyi, çok yükseliyor. O yüzden de az vuruntusuz falan çalışıyor. Gibi. Aynen. Biraz daha motorun şeylerin limitlerine çıkabiliyorsun. O yüzden komple hani bu aslında işe yarar bir parça. O yüzden komple hem gelişimizi hem dönüşümüzü komple ısı yalıtımıyla kapladık. Daha soğuk bir benzin için. Skunk Tiki normalde aynen. Motor yan olduğu için Skunk Tiki'nin normal lenumu bu tarafa bakıyordu. Bunu ters çevirdiğimde bu sefer emmenin şeyi, kelebeğin flaşı şöyle falandı, tamam mı? Bunu kestik. Baştan filfalar çizdim işte, kestirdim, kaynattırdım. Şu an şu şekilde, düzgün bir şekilde üstünde. Buradaki bir şeyi iptal edip... Ya burada şeyler vardı. Tam şu su borusunun geçtiği yerde motorun gergi sistemi vardı. Şarj dinamosuna ve işte diğer zımbırtılara bağlı olan. Evet, şuraya hatta şarj dinamosuna ayrı bir şey yaptım. Kasnak. Kasnak. Kasnağı baştan yapmak zorunda kaldım. Biraz kasnağımızın boyutu çap olarak büyüdü. İşte onu da yine boyatları üstüne işte lazerle yazıları vesaire yazıldı. Ya yani şu an şey yok. Arada herhangi bir gergi sistemi yok. Direkt sabit mi oluyor? Öyle mi? Evet, aynen, direkt sabit. Şu arkada bir şey yaptım diye biliyorum ama neydi bu? Ya o şey su girişi. Su kütüğü, su girişi artık. Normalde bu nasıl bir şeydi? Ben bunu... Ya normalde nerede, bu bunun şeyi şöyle nerede? Bir şeydi. Bir eskisi saniye. Eskisi nerede? Eskisi burada bir yerlerde. Bakalım. Araba bitince inanılmaz olacak. Çağlayan abi buradan çok güzel bir arabaya bineceğini düşünüyorum. Bir sonraki videosunda bu arabanın. Pistte güzel bir video yapacağız size. Dağa da çıkacağız. Uludağ'a da çıkacağız bu arabayla. Uludağ? Evet. Güzel. Eskisi böyleydi. Ya bu orijinali, eskisi orijinali değil aslında. Bu ama orijinali. Bir şeyler işlem olmuş. Kesip böyle, onun sebebi şu. Şu parça, tamam mı? Şöyle üstünde olduğunu düşün. Hı-hı. Eski halinde su atarsan buradan böyle çıkıp buradan böyle gidiyordu ya. Tamam. O yüzden bunu kesmişler. İşte kafalının yönü vesaire değişmişti. O şekilde bir parçaydı. İşte bu satılıyor. İşte K için aftermarket parçalar satan yerler de var. Aslında hem de su kapağı için aslında bunu tercih ettim. Şeyin üstü çünkü burası şu an üstüne takılı değil ama şuraya komple bir şey geliyor. Plet mi? Plet geliyor. O yüzden su girişi, yani su koyma kapağımız onun üstünde. Su üst borusu normal kelepçeli hortum değil. Sıkmalı ANF fittingle beraber, hatta belki yakın çekimde gösterirsin. Emmeğin altından şuradan geçiyor. Evet. Bayağı güzel oldu bunlar da. Her şey birbirine şunu söyleyen, söküp takmalı oldu yani. Tabii aynen. Ya şey, modüler evet gibi söyleyebiliriz. Kimisi şey diyebilir arkadaşlar, işte su borusu işte sıcak, işte emen altından geçmez, ıvır zıvır vesaire. Şöyle, bunun da yine dışı şeyle kaplı. D'nin fire seriviyle kaplı. O ısıyı zaten almayacak. O ısı tamamen içinden şey, o ısıyla musıyla bir iş yok orada. Headers'ı kapladığımız gibi onu da kapladık aslında. Aynen. Kısaca anlatmak aynen gerekirse. Aynen, kısaca söyle. Elektrikli gaz kelebeğine geçtik çünkü pedalımız da elektrikli gaz kelebeğine göre uygun. Elektronik. Bunun işte daha sonra şöyle geçmek zorundayız. Hem daha rahat bir sürüş konfor için, hem de işte bu traction kontrolü, işte launch kontrolü vesaire falan filan. Kolu vardı ya kanka, şeyi nerede? Ver bir tane çubuk. Bunu koyalım. Türk usulü. Sanayilerde olmazsa olmaz. Süpürge sapı. Evet.
Ha, oraya mı konuluyor? Şimdi şöyle, motor tesisatı, motor kablolaması. Ya artık saldım ya, çok da umursamıyorum biliyor musun? Komple ne baştan sona yapıldı. Bu zaten ana yere girecek. Aha. Oraya koyduğumuz plate'e girecek. Aslında bunu sen anlatman lazım. Bunun ustası sensin. Ya ben bir duyum aldım ya. Ne o? Seninle ilgili abi. Eskiden şeyciymişsin. Elektrikçiydim. Oto elektrikçiymişsin, evet. Yanına alacak mısın işe? Bence bunu atmak sana düşer ya, bana düşmez. İşe alacak mısın beni yanına? Yok abi, maalesef. Niye? Yapamıyorum. Evet. Ya. Benim gibi sıkıntılı insanlar yanında bir işle çalışamam. Kendinde barışık olman güzel bir şey. Abi ne yalan söyleyeyim. Zaten bunu birinci videoda mı, ikinci videoda mı ne anlatmıştık aslında nasıl bir sistem yapacağımızı. Kabaca bahsetmiştik. Evet, kabaca bahsetmiştik ama kabacası test. Kabacası biraz aslında komple, çok kabaca. Şu an daha detaylı bir hal elinde. Fazlalık yok. Yok. İşimize yaran şeyleri soketlendirdin. Aynen. Ya yani şöyle, fazlalıktan kastım da aslında şöyle. Atıyorum mesela bu arabanın motoru işte K24. Hı hı. Bir tane de mesela 7 gedek motorum var. Yine K24 ya da artık başka bir şey ne olursa çok da önemli değil. Aynı zamanda bir tane daha yaptığımızda direkt bunu söküyorsun abi, aynen. Direktman şeyi, main konnektörü çıkardığın zaman onu taktım işin çözülüyor senin. Aslında öyle burada bir artısı var. Evet. Bobinler var. İşte normal sensörlerin yeri var. Ya basit şeyler. Bobin, işte enjektör, işte krank ve egzantrik sensörleri, işte VTI, VTEC, su ısısı, nak sensör bitti. Bir de IAT. Aslında bunu çok pratikleştirmişsin sen. Hani buradan söktüğün zaman demin de söylediğimiz gibi motoru dışarı alıp hani orada içeriyle bir bağlantı veya arada pense kullanmadan, yan kesik kullanmadan direkt söktüğün zaman motor sporlarına şey, atıf gibi bir şey olmuş aslında. Standart aslında motor sporları içerisinde standart bu şu gördüğün parça. Bu yine az bir hali aslında bunun mesela Formula 1 gibi abartı artık top seviyelerde. Şunlar falan şöyle kısaca bahsedeyim. Şurada bir tane tamam mı? Kütük olduğunu varsay. Her bir tamam mı? Sensör ya da işte aktuatör, işte bobin, enjektör gibi tek tek şu tarzda çok küçük soketlerle o kutuya bağlı. Bu şekilde bir loom yok. Bir tane main loom var, çıkıyor bir tane kutuya giriyor. Yani aslında tesadüf. Box'a giriyor. Etrafındaki her şey o box'a bağlanıyor. Öyle daha tek da tek kablolar bağlanıyor. Aynen, aslında tek tek o artık daha da daha boyutu farklı. Onun boyutu farklı. Hem manet açısından hem de artık iş açısından. Peki bunlarda kullandığın kablonun bir artısı, bir eksisi yani... Eksisi yok. Şöyle eksisinden bahsediyorum. Hani ısıya dayanıklı, işte şöyle oluyor, böyle oluyor dediğin bir şey, bunda bir trik var mı yani, onu merak ettim. Şöyle, tüm kablolar, arabanın aslında şöyle, tüm üstünde kullanacağım kablolar... Havacılık sektöründe kullanılan kablolar. Yani şuradaki gördüğün kablo F4 Phantom'da da var. Airbus A320'de de var. Şey yani belli bir standart olan, belli bir testlerden geçmiş, belli başlı kablo. Yani şey öyle normal. Ömür boyu garantili gibi bir şey mi yani? Atıyorum 20 küsur yıldan fazla şeyi var. Şimdi aşağı yukarı. Hatta değişiyor. Kimisine geçti 30 yıl, 40 yıl. Değişiyor kablonun şeyine göre, standartına göre. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Normalde tüm motor içi tesisatlar işte kırmızı artı, işte siyah eksi falan oluyor ya. Veya da renkline göre nereye bağlanacağını biliyorsun. Ama sen de her yerde bembeyaz kullanıyorsun. Bu neyden dolayı? Şöyle, bunun aslında çok da bir sebebi yok. Bunun şöyle kendim öz eleştiri verebilirim. Aslında var şu tarz kabloların 9 çeşit şey var, rengi var. Ana olarak 9 çeşit. İşte atıyorum kırmızı, mavi, beyaz, sarı, mor, turuncu, pembe. Bir de üstüne bunların ayrıyeten çizgili olanları da var. Yani şey, envai çeşit istemeyecek kadar kablo var aslında. Ama şöyle, bunlar çok da ucuz kablolar değil. Metre olarak biraz pahalı kablolar. Renklenince daha mı fiyatı artıyor? Şöyle, benim bunu renklenmem için en az her birinden 500'er metrelik bir sürü top almam lazım. Bu da çok yüksek maliyet demek. Türkiye'de öyle bir şu an şey yok. Fabrika değiliz. O yüzden tek renk beyaz kullanıyorum ben. Her kesetteki rengim benim beyaz. Ben şöyle kabloları markalıyorum. Nasıl gösterebilirim? Şurada var aslında. Her yerde var. Şurada bak mesela kahverengi var. Ha bir de bunun şimdi bir arka sahnesi olacak bizde. Bilgisayarda bir de bunun şeyi var. Teknik dokümanı var. Onu da göstereceğim. Mesela örnek verik olursam mesela bir şeyde benim kendi kodlamamı mesela kırmızı mavi artı 5 voltu temsil ediyor. İki tane yeşil sensörlerin ground'unu temsil ediyor. Diğer renkler mesela mor olduğu zaman bir aktüatör anlamına geliyor. İşte gaz kelebeği gibi, işte bobin gibi, enjektör gibi vesaire. Bunların kendi içlerinde şeyleri var. Renk dizilimleri var. Sana göre kodlandırmaları var aslında. Aynen. Aslında bana göre değil, karşıdaki kişiye göre de. Çünkü arabanın yanında o şeyi vereceğim ben. Dokümantasyonu. Bu regülatörün yanında bir keskin koydun. Ya bu onu çekiyor. Şöyle mesela normalde turbo bir
araçta kurulum biraz daha farklı. Ama bizim arabamız atmosferik bir araba. Hı hı. Turbo beslememiz yok. Bu yüzden biraz daha bizim setup'ımız biraz daha farklı. Genelde şurada mesela bir tane şey görürsün, küçük bir tane filtre görürsün. Bazıları şeyi sorabilir, işte niye buradan tekrar işte içeriye geliyor vesaire vır zıvır diye. Biz dediğim gibi bizim arabamızda turbo besleme yok. Bu şu haliyle de o yüzden de motor crank case'inde içinde fazladan bir hava şey yok, çöküşü yok. Turbo besleme olmadığı için. Bunun da amacı işte bu kapalı sistem diye geçiyor. Oil cage tank kurulumlarında. Kelebeğin öncesine bağlanıyor. Bunun da sebebi atıyorum mesela taba gaz değil de mesela yarım gaza gittiğinde belli bir miktar vakum oluyor şeyin içerisinde, intake'in içerisinde. Şu gördüğün sistem abi vakumla. Bu arada bunun içi de şey değil. Bomboş değil. İçinde bunun belli bir filtre bir şey var, sistemi var. Buradan emiş yaptırarak aslında hani şey süpürge gibi düşün bunu. Belli bir yerden emiş yaptırarak motorun crankcase boşluğundan o içindeki atık yağ buharını kendimiz çekiyoruz aslında. Bunun da amacı o. Arabanın şeyleri de değişti arkadaşlar. Bijonları değişti. Koruyor. Saplamaya geçti. Daha önceki bölümlerde bunlar yoktu. Top mount'u geldi. KW'nun Club Sport coloverları takıldı. Fatih Usta'nın orada Alpinstar'da. Dediğimiz gibi şanzımanı takıldı. İçinde de Ali güzel şeyler yaptı aslında. Daha önceden şunu söylemiştik zaten, göstermiştik. Bu ledleri falan da gelmiş aslında değil mi? Çoğu şey bitti. Sadece şuradaki şey bekliyorum. Switch'imi bekliyorum. Arzu vardı. Buradakini çaldım ben. Şuraya koydum. Aynısı da yolla buraya gelecek. Arkadaki kablolaması da bu şekilde. Dediğimiz gibi Ali zaten buraları da kıvırmış. Aha. Ya şey için işte atıyorum mesela kablo buradan çıktı ama şimdi düz kalkıp da kırmak evet, detay yapmışsın ben. Aslında kendine göre. Aynen. Kendine göre detaylandırmışsın. Kırmaya gerek yok yani. Bu zaten bunun konumlandırması bu şekildeydi. Şöyle duracak burada. Burada normalde şey yoktu. Havalandırma var. Havalandırma vardı değil mi burada? Havalandırma yok. Orada burada şey vardı ya. Eski kaloriferin işte. Evet, motor bilmem ne ıvır zıvır. Kaloriferimiz yok. Söküldü. Burası boş kaldı. Ali de buraya sigortalı koydu. Çıkar şu an. Çıkar. Yok, çıkarmana gerek yok. Kalsın. İşte şanzımanız böyle sıralı oldu. Buraya el freni, hidrolik el frenimiz geldi. Aha. Aslında değişti. Burada zaten vardı hidrolik el freni. Şöyle bir el freni vardı üstünde. Göster abi. Bunun konumlandırmasını yapacağız yakında. Herhalde ben şuraya konulacak diye biliyorum. Şöyle artık bir şey olacak. Şu tarz bir şey olacak herhalde. Artık ona karar vereceğiz ya. Büyük Usta Bora abimiz nasıl isterse öyle olacak. Benzin hortumları bu şekilde geçiyor. Eskisi şuydu bak, getirdim. Evet, eskisi şöyle bir şeydi. Yani Çin malı herhalde bir şey. Güzel bir sistem yaptık buraya. Bunun da mesela farklı bir özelliği var aslında. Tandem el şeyi diye geçiyor freni. İki girişi, iki çıkışı var. Öyle arkayı mı ayırıyor? Yok, arkanın sağı ve solu birbirlerinden bağımsız. Öyle bir güzelliği var şey için atıyorum mesela. Koruma için. Atıyorum mesela sol tarafa, sağ tarafa başına bir iş geldiği zaman diğer taraf el freni çektiği zaman yine tuşa yapmaya devam edecek. Çalışmaya devam edecek. Evet. Şimdi bagaja geçelim. Geçelim. Şuradan başlayalım. Zaten iki taneydi. Aha. Sen yine iki tane yaptın. Tesisatını falan değiştirdin. Burada filtre yoktu daha eskisine diye biliyorum. Vardı da yine şey Çin malı böyle şöyle bir filtre vardı. Daha şöyle başlayalım. Niye şu şekilde bir benzin modülü? Benzin pompası olmasa arabanın isterse dünyanın en iyi arabası olsun çalışmayacak. Yani şey şunun yani şu setup'ın önemli ve güzel olması lazım. Yani şey dikkat edilerek düzgün şekilde hazırlanması lazım. Genel olarak tüm komple benzin setup'ını ona göre yaptık işte. Bunda bunlar ikisi beraber çalışmayacak. Üstünde yazdığı gibi bir tanesi fuel pump main, ikincisi fuel pump sub. Bunların zaten kontrolü içeride kontrol panelinden gerçekleştiriliyor. Hı hı. Normal şartlarda bizim ikinci pompamız yedek. Yani bu çalışmayacak. Sadece bir birinci benzin pompası bu arabaya hayli hayli turbolasan bile yeter. E85F, metanol, normal pompa benzine vesaire ikisi de dayanıklı. Konusunda şu an herhangi bir Çin malı parça yok aslında. Sertifikalı, kaliteli, en iyisi. Benzin takviminin içinde herhangi bir pompadır, vırdır yok. Sadece bir şamandıra var. Benzin seviyesi için. Onun dışında herhangi hiçbir şey yok. Evet. Hortumların tamamı şuradan başlayıp da daha en öne, rayın en sonuna kadar komple PTFE de denen benzin hortumunu kullanıyoruz. Benzin hattının 10 küsur yıl şeyi var. Kullanım ömrü var. Garantisi 10 yıldan sonra artık şeyine göre, durumuna göre tekrar çarpabiliyorsun. Kullanabiliyorsun. Bagaja koyalım yerine, konumlandıralım. Monte edeyim bir de... Bunu buraya konumlandırdın. Aynen. Eskisi şuradaydı. Evet, oraya bir yer yapmışlardı. Aynen. Şimdi falan. Şurada... Niye peki konumunu değiştirdin? Konumu niye değiştirdim? Tek bir tane sebebi var aslında bunun. Kaza.
şöyle geldi. Benim çektiğim açıdan, baktığım açıdan bak abi. Atıyorum mesela araba şu arkadan bir yere vurdu. Evet. Allah göstermesin ama diyelim ki o oldu. Senin pompan, filtren, benzin girişin, çıkışın, her eskisinde regülatörün her şeyin buradaydı. Elektrik tesisatı da oluyordu. Şu zaten ince bir saat içinde ben bunu yumruğumla buraya içine çökertirim. çarptığında da burası zaten komple bir hasar alacak yani düşün. Evet. Kaza yapmışsın. Zaten keyifli bir araba. Aynen. Kaza yapmışsın. Bir de üstüne böyle şey düşün. Olmaması için tabii. Güzel bir yere almışlar aslında. Yani şey zaten eğer ben o şoka kaza yapmışsa zaten iş işten çoktan yani eğer şuraya kadar tamam hasar geldiyse zaten şey anahtarı bırak. Konu çok farklı yerlere gitmiştir. Aynen. O yüzden biraz daha şey açısından güvenlik amaçlı yerini değiştirdim. Peki akü konumu normal mi? O da şimdi diyeceksin ki madem onu oradan oraya aldım be İbne bu niye burada öyle bir şey demedim. Tamam olabilir. Söyleyebilirsin. Tamam. Ne yapacaksın? Değiştireceğim aslında. Nereye koyacaksın? Niyetim var. Bunu da alıp arabanın içine mi? Aynen karşıma gel. Şuraya bir yere sağ ya da sol tarafa koyacağım. Tam ortaya güzel olur. Ortadan benzin hattı vesaire geçiyor. Ona ben bir şekil vereceğim. Yani çoğunlukla araba yarış arabalarının ortada falan oluyor ya. Evet ağırlık dengesi vırdır için. Ağırlık dengesi için. Doğrusu ona ben bir şekil bulacağım. Yaparsın sen. Sensin. Tamam. Eyvallah. O da değişecek yani şey için. Madem bu burada, bu niye burada diyebilirler. Bu da kalkacak. Şimdi Ali'cim ay sonu güzel soru. Mikrofon bu. Bu kadar gitmez ama biraz daha açman mikrofon lazım. Geldin dayanamadın. Dayanamadım geldim. Tamam. Bu videoyu ne zaman yayınlayalım? Ali'cim. Pazar günü. Biz ay sonu pistteyiz değil mi? Yani burnunu mu sıkıştıracağız? Gidemiyoruz lan gene. Temennimiz. Evet. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ya şöyle abi eğer... Bir dakika. Sen dur kanka sen dur. Bakayım. Evet alayım. Şöyle, tutmaz o. Şey yok. Sıkıştırdı şeyi. Güzel mikrofon. Beğendin mi? Yeni. Biraz pahalı bir şey oldu ama olsun. Ali'cim neden K24? Neden olmasın? Seviyor muyuz K24'ü? Evet. Ben sevdiğini az çok görüyorum. Ben K'yı seviyorum genel olarak ya. K'cısın sen. Evet abi. Fark ettim zaten. Bazıları B serisini seviyor da abi yok yani K işin... Ben de K'cıyım bu arada. İşi bilen insan K'yı tercih eder abi. B biraz daha böyle şey işi. Buradan Bilal Aktepe'ye selamlar olsun. Tamam. K is best. K öyle is mi? Best evet. Eyvallah. K'yı severiz. Dediğim gibi benzin sistemi de burada. Ha evet. Şöyle olacak. Arkadaşlar Arabam Şahane programından herkese merhaba. Merhaba. Bugün K24 aracımızla beraberiz. Bir dahil olmak istedim. Bu çocuk gayet güzel anlatıyor. Her şeyi söylüyor. Bu arkadaşımız müdahale ediyor. Tamam bununla ilgili yorum yazsınlar o zaman. Yazsınlar. Her şeye müdahale ediyor. Yazın çocuklar. Yazın bir daha müdahale etmesin. Bu şeker gibi çocuk görüyorsun. Nasıl emek verdi bu arabaya? Bir ayda arabayı ne hale getirdi? Bir ayda değil de. Bir ay. Bir ay diyelim. Hızlandırmışız diyor çocuklar. Bir ay değil de evet. Ya şöyle abi. Kolay değil. Ya şöyle. İşi yükseltmek amacıyla söylemiyorum ama şey yani. Her şeyi tek başına yapınca biraz zaman sürüyor. Arabam Şahane programının ilk bölümündeyiz. Öyle mi? Evet. Oo güzel. Yeni seri. Şey yapmış arkadan bak, bizi gel, izlemiş. Şuna... Arkadan bizi izlemiş. Nasıl bir şey araya katabilirim diye şimdi evet. Araya giriyor. Ya, o kadar güzel yaptın ki biz bunu kullanmamak için inanılmaz kendimizi zor tutuyoruz. Aslında abi, bakma ay sonu yetişsin dememizin sebebi o. Yoksa bu 2 aydır dursun burada problem değil ama o kadar güzel oldu ki araba. Binesimiz var Körfez'de araba. Çağlayan Çelik dinliyor mu peki? Çağlayan Çelik kendi dedi. Körfez'de dedi arabanın canını alacağız dedi. Bir şey olursa dedi hemen yaptıracağız çünkü ben bununla yarışacağım dedi adam. Bu araba 5 araba Körfez'de. Arabanın yürüyen sistemi de aslında çok güzel. Altını çeksin mesela Atahan abi. Çekebilir mi ki? Alttan bak ben... Bir ışık tutalım. Işık tutayım ben ver. Fatih abi döktürdü. Yürüyen sistemi gerçekten çok hoş. Arabanın. Tabii önceden böyle değildi. Evet. Yani şu an bildiğin şey gibi. Altta, çiçek gibi. Evet altta bir mühendislik ben var. Ben bildiğin yarış arabası gibi oldu yani. Arabayı kaldırıp altına girdiğim için mesela o işte alt kulaklar işte. Kontrol barlar ıvır zıvır. Güzel yapmış mı Fatih abi? Eline sağlık güzel yapmış. Ya iki tane şahane adamla çalışıyoruz yani. Bir tanesi Ali. Ali'yi Türkiye tanımıyor şu anda ama yakın zamanda çok kişi tanıyacak. Boşver abi. Çok da mühim değil. Bayağı tanıyorlar yani. Arkında değiller Ali'nin şu anda. Fazla biliyorum. Yoksa değil ya. Yoksa Ali'ye huzur vermezlerdi. Şu anda Ali huzurlu. Ben şu an çok huzurluyum. Evet. Şu evet. Telefon, tamam şu telefon çaldığında tamam ben tribe görüyorum abi. Yani evet. Telefon evet, çalmasın yeter. Bir şey yapıldı. Evet, takımda bayağı iş yapıldı. Evet. Çocuklar sizler için yere yatıyor şu anda gözümün önünde. Beceremiyor. Kıvıramıyor. Elinde bir cimbul var. Bir dakika ben de böyle çekeyim seni ki onu da koy. Tabii. Takipçilerin görsün nasıl emek görüyorsun. Emek tabii ki de veriyoruz abi. Emek olmadan yemek olmuyor bir kere. Kendi çekiyorsun değil mi? Şimdi bir buradan koyarsın bak. Biliyor musun? Yapıyorsun bir sporu ya. Yat bakayım Atan. Demin çocuklara niye göstermeye çalışıyorum. Abi?
Çocuklara göstermeye çalışıyorsun. Görsün emeğini. Emeğini görsün. Üçlü olsun, güçlü olsun diyorsun. Evet. Üçlü evet. Olmuyor, güçlü de olmuyor. Oluyor bence ya. Yapıyorlar mı çocuklar? Güzel, yapıyorlar her şeyi. Yani ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Evet. Mesela şu bir tek selenoidinin etrafının demiri ve üst bobin kapağına kadar mesela atıyorum baştan kumlanıp temizleri boyandı. Boyandı. Matte bronz rengine. Filtre OEM şey aldık. Servisten yağ filtresi. Arada bir şeyimiz var. Plate'imiz var. Şey için. Şunu söküp buraya yağ basınç ve yağ sıcaklık sensörümüz gelecek oraya. O yüzden. Şurada ben videonun gerisinde enerji vermiştim arabaya. Enerji. Videoya enerji vermiştim. Aman abi başımıza kötü bunu işler da, gelmesin. Bunu da sen anlat kanka. Normalde şurada ufak bir şey vardı. Bir tane şey vardı bu. Klikli bir düğme. Tokyo Drift'te vardı ya, NOS switch'i evet. Böyle ondan vardı bunda bir tane. O gitti, yerine şu geldi. Videomuz böyleydi. Güzelce her şeyini anlattığımız güzelce bir, anlattık bir bölüm oldu. Ama umarım. Bu otomobilde daha test aşamaları var. Ondan sonra yazılım aşamaları var. Onlar daha çekeceğiz. Aşamalar, aynen öyle. Çok güzel olacak. Bence en heyecanlı zamanlar onlar olacak. Sizin için heyecanlı. Benim için pek heyecanlı olmuyor. Çünkü arabanın içinde sesten birbirimin yanındaki adamın sesini ben büyük ihtimalle direksiyonda ben olacağım. Ben olayım mı direksiyonda? Direksiyonda Handler abinin olması benim için biraz daha iyi. Niye? Çünkü şey olarak anlaşabiliyoruz. Yani. Estağfurullah ama şöyle. Ben de anlaşamıyorsun. Buradan videoda söyledim bunu da. Güzel. Gidiyorum ben. Şöyle. Normaldeyken otururuz tekrar çıkarız ama sonra arabanın main ayarlarını tüne ederken benim anlaşabildiğim ve arabadan anlayan şöyle. Araba anlayan bir de vay. Güzel ya. Biraz daha göm istiyorsan. Estağfurullah. Tamam. Şöyle. Arabanın verdiği tepilerden anlayan ve bana... Bak yine aynısını söylüyorsun. Hiç farkı yok. Bana... Bu durumu yansıtabilecek neyse çıkmak benim için daha avantaj çünkü işimi daha çok kolaylaştırıyor. Senle hiç çıkmadık. Endor'dan bilmiyorsun nereden biliyorsun? Çıktık. Ha, belki benden daha mı memnun kalacaksın Endor'dan? Sen daha memnun kalacaksın. Olsun. Hep benimle çıkmak isteyeceksin belki. Olsun ya Endor'un şeyi bende ayrı. Yeri. Tamam öyle olsun. Bakacağız ona da ayarlayacağız bir şekilde. Şöyle zaten atıyorum iki tane pompa var. İkisi bir saçma mesela pompanın bir tanesi oldukça sesli aslında. Yani şey böyle bir inanılmaz bir kedi sesi gibi bir ses olacaktı zaten. Ayrıca şanzımanın sesi olacak. Yani şey sıralda sesten şansım. Tabii. İğrenç bir ses arabanın içinde. Ben çok güzel. Önden başka ses güzel sıkıntı yok. Ses hoş. Şöyle. Şarjlı gibi ses var. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelmiş diye bir söz var ya. Evet. Şöyle sen bir de bunu arabanın içinde belli bir süre yaşayan adama sor. Güzel mi diye. O sıcaklık, o sesin içinde aman kaos ortamı. Güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Güçlü olsun, güçlü olsun. Güzel değil mi? Ya güzel abi, slogan güzel aslında. Slogan. Şöyle üçgen çizip. Ha, evet, o da olabilir bak. Güzel değil. Üçgen şeklinde birbirimize. Birbirimize takıyoruz. Tıklıyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.